1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 48 Nüfus Politikalarının Ülkeler Arasında Farklılık Göstermesinin Nedenleri Nelerdir? Cevap: Ülkelerin yeryüzü şekilleri ekonomik faaliyetleri etkilediğinden, yeryüzü şekilleri ülkeler arasında nüfus yoğunlaşmalarına ve ekonomik faaliyetlerinin farklılaşmasına sebeptir. Bazı ülkelerde büyük ovalar yer almaktadır. Bu ovalarda tahıl üretimi ve hayvancılık yapılır. Yeraltı kaynakları fazla olan ülkeler, örneğin petrol zengini ülkeler, ekonomik faaliyetleri bu yeraltı zenginliklerin ihracatına yönelik olarak diğer ülkelerden farklılaşmaktadır. Ülkelerdeki iklim şartları da nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Kuzey ülkeleri, daha kuzeye gidildikçe güney ülkelerine göre daha seyrek nüfusludur. Bazı ülkelerde nüfus politikalarının zamanla değiştiği görülmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri neler olabilir? Cevap: Bir zamanlar çok haklı sebeplerle kabul edilmiş olan nüfusu mümkün olduğu kadar hızlı arttırma politikası bugünün şartlarına uygun değildir. Bu bakımdan bugünkü politikanın nüfus planlamasını yasaklayan yönü hemen değiştirilecektir. Bu hem nüfus artış hızının biraz yavaşlamasını, hem de çocuk nüfus oranının küçülmesini sağlayacaktır. Burada nüfus planlamasının mahiyeti hakkında bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Nüfus planlaması bazı çevrelerde bir yanlış anlama sonucu olarak çocuk sahibi olmada bir devlet müdahalesiyle karıştırılmaktadır. Oysa nüfus planlaması, ailelerin istedikleri sayıda ve istedikleri zamanda çocuk sahibi olmalarını kolaylaştıran demokratik bir usuldür. Uygulanan nüfus politikalarının genellikle Afrika ve Asya ülkelerinde nüfus artış hızını azaltmaya, Avrupa ülkelerinde ise nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri nelerdir? Cevap: Çünkü Afrika ve Asya ülkelerindeki bilinçsiz nüfus artışı çok fazla olduğundan kaynakların yetersizliğinden dolayı büyük sosyal ve ekonomik sıkıntılar çıkmaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde yaşam standartları yüksek olduğundan nüfus artışı çok yavaşlamıştır. Bu da yaşlı nüfusun ileride bu ülkelere büyük sorun doğurmaya yol açacağı için nüfusu arttırıcı önlemler alınmasına neden olmaktadır. Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi olan Çin, uzun bir dönem nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulamışken, 2015 yılından itibaren nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulamaya başlamıştır. Çin'in nüfus politikalarında görülen böyle bir değişimin başlıca nedenleri nelerdir? Cevap: Uygulanan tek çocuk politikası özellikle kırsal bölgede büyük tepkiyle karşılandı. Çin'de erkek çocuk önemliydi ve özellikle köylerde yaşayan insanların tarlalarda çalıştırmak üzere erkek çocuklara ihtiyacı vardı. Ayrıca ülkedeki cinsiyet dengesi de erkeklerin lehine değişmeye başlamıştı. Bu nedenle Çin yönetimi 1980'li yılların sonuna doğru uyguladığı sert nüfus politikasını özellikle kırsal kesimde gevşetti. İlk çocuğun kız olması durumunda 4 yıl sonra ikinci çocuğun yapılmasına izin verildi. 1990'lı yıllardan itibaren ülkenin ekonomik olarak gelişmeye başlaması ve yaşam standartlarının da yükselmesiyle birlikte nüfus artış hızı iyice azaldı. 1995 yılında %11'e düşen nüfus artış hızı, 2005'te %6'ya, 2015'te ise %4,5'e kadar geriledi ve 2015 yılı itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusu 1 milyar 367 milyon oldu. Çin'in bu nüfus politikasını devam ettirmesi durumunda, 2025-2030 yılları arasında Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.